Haydi Nevşehir. Büyük hedef kutlu düşe, taş koyduk bu yürüyüşe, at sevdayla dirilişe. Var mısın Nevşehir? Daha güçlü, daha güçlü. Gel kulak ver. Daha güçlü gençler. Gençler sesiniz gelmiyor gençler. Hizmet için bu ülkeye söyle var mısın? Söyle var mısın? Bütün cep telefonu ışıklarımızı Dombra'yı gönderelim alttan. Alttan Dombra gelsin. Bütün cep telefonu ışıkları. Cep telefonlarımız. Hanımefendiler. Nerede ışıklar? Haydi beyler. Orta taraf. Orta taraf bütün ışıklar. Bütün ışıklar. Sağ taraf. Haydi gençler hanımlar. Beyler sizden de. Muhteşemsiniz. Fotoğrafçı arkadaşlar kaçırmayın bu manzarayı. Cep telefonlarımız izlesin. Dombra'yı birlikte cep telefonlarımız eşliğinde söyleyeceğiz. Haydi Nevşehir. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların boğuzu ışığı. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.
Twitter'dan paylaşımlarınızı yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her bir paylaşımı yapıyoruz Twitter'dan. Rasim Arı Nevşehir etiketimizle Twitter'dan yazılarınızı, paylaşımlarınızı ve tabii ki fotoğraflarınızı görmek istiyoruz. Şimdi mahallelerimiz muhtemelen geldi mi mahallelerimiz? Mahallelerimizin yoklamasına geçeceğiz. Mahallelerimiz burada mıdır? Şöyle bir el kaldırabilir mi? Mahallelerimiz geldiyse henüz yoldalar anladığım kadarıyla. Birazdan onu hep birlikte yoklamamızı yapacağız. Arkadaşlar biraz daha enerjik şarkılar rica edelim sizden. Reji. Reji daha gümbür gümbür. Daha gümbür gümbür şarkılarımız alalım. Gazi'yim şereflidir. Mazi'yim milletimden razıyım. Benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşında gazi'yim şereflidir. Mazi'yim milletimden razıyım. Benim adım Türkiye. Benim hazır mısın Nevşehir? Nevşehir'de gönül belediyeciliğini yaşatacak başkan geliyor. Nevşehir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacak başkan geliyor. Nevşehir'i tüm dünyanın marka şehri yapacak başkan geliyor. Bir hayalimiz var diyerek çıktı bu yolda. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kolları Nevşehir için sıvayan başkan geliyor. Sayın Başkanımıza bu güzel gününde aramızda bulunmak suretiyle katılımlarıyla onurlandıran Gençlik ve Spor Eski Bakanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Çağatay Kılıç teşriflerini buyurmuşlardır. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Milletvekillerimiz, başkanlarımız, belediye başkanımız, belde belediye başkanlarımız aramızdalar. Değerli Nevşehirli hemşehrilerimiz, kuvvetli alkışlarınızla bir kez daha kendilerine hoş geldiniz diyor. Saygılarımızı sunuyoruz. Tepeden makamlar, tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet. Haydi bütün sarın alkışları duyalım. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet, memleket, bütün derdi. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet, memleket, derdine dertli. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet, memleket, bütün derdi. Harikasınız Nevşehir, yine tarih yazıyorsun Nevşehir. Rasim Arı Başkanımızla birlikte yine destan yazıyorsun Nevşehir. Hayallerim, mazim ve ben Necip bir milletim. Hedeflerim, azmim ve hikmete sahibim. Seçimlerim hakkım benim. Evet, basın mensubu arkadaşlarımızı teşekkür etmek suretiyle yerlerine davet ediyoruz. Değerli basın mensuplarımızı yerlerine davet ediyoruz. Programımızın başlangıcını yapacağız arkadaşlar. Dile gelsin taş üstüne taş koyanlar. Gençler bayrakları görelim gençler. Arka taraf dalgalansın bütün sarı bayraklarımızı görelim. Baka kalsın halka tepeden bakanlar. Tevazuyla samimiyet gayretle AK Parti. Önce millet memleket derdiyle dertli. Tevazuyla samimiyet gayretle AK Parti. Önce millet memleket bütün derdi.
tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti. Önce millet, memleket, derdiyle dertli. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti. Önce millet, memleket, bütün derdi. Kıymetli Rasim Başkanım, siz gelmeden önce gençler bu salonu inlettiler. Dediler ki biraz da başkanımız gelince onun sloganlarımızla karşılayalım. Sesimizi şimdiden yormayalım. Gençler sloganları duyalım, ondan sonra başlayacağız programa. Haydi söz sizde. Teşekkür ediyoruz gençlerimize. Evet, lütfen salondaki yerlerimizi alalım. Programımıza başlayacağız müsaadelerinizle. Tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekillerimiz, Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, teşkilatımızın birbirinden değerli temsilcileri, Ak Davamızın Ak Neferleri, Ak Davamızın değerli genç kardeşleri, kıymetli Nevşehirli hemşehrilerimiz, değerli basın mensupları. Bir hayalimiz var diyerek çıktığı bu yolda birbirinden değerli örnek projelere imza atarak Nevşehir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı ve bir dünya markası yapmak üzere AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Rasim Arı'nın proje tanıtım toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Bakanım, değerli konuklar, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizin aziz hatıraları huzurunda saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi telgraflarımıza geçiyoruz efendim. Sayın Rasim Arı,
Bir hayalimiz var. Nevşehir projesi tanıtım toplantısı davetiniz için teşekkür eder. Ancak daha önceden belirlenmiş olan yoğun program nedeniyle katılamayacağımı üzülerek belirtir. Saygılarımı sunarım. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı. Muhterem kayınvalidemin Nebahat Akbayır'ın vefatından dolayı aranızda bulunamayacağımı üzüntüyle belirtmek istiyorum. Geleceğin Nevşehir'inin inşasını üstlenen Rasim Arı kardeşimin proje tanıtım toplantısının şehrimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Çalışmalarına başarılar diliyorum. AK Parti Nevşehir Milletvekili Sayın Yücel Menekşe. Nevşehir'imize yeni dönemde katma değer sağlayacak eserlerin tanıtımının yapılacağı o güzel proje toplantınıza daha önceden belirlenmiş bir program münasebetiyle katılamayacağımı bildiriyor. Değerli belediye başkan adayımız Rasim Arı'ya, teşkilatımıza ve programda emeği geçen herkese Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Fatih Şahin, AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili. Bir hayalimiz var. Nevşehir projeleri tanıtım toplantısına hazır ve bu güzel nazik davetiniz için teşekkür eder. Programın başarılı geçmesini temenni eder. Tüm konuklarınıza sevgi ve saygılarımı iletirim. Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı. Aramızda bulunamayan telgraflarıyla bizlere selamlarını ve muhabbetlerini ileten değerli konuklarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Nevşehir İl Başkanımız Sayın Mustafa Rauf Yanar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Şarkımız tek sevdamız Türkiye, işte budur farkımız, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Çok kıymetli, çok kıymetli bakanım, çok kıymetli bakanım, kıymetli milletvekilim, belediye başkanlarım, belediye başkan adaylarım, ilçe başkanlarım, ak kadınlarımız, gençlik kollarımız, bugün buraya şehrimizin her bölgesinden teşrif eden kıymetli misafirlerimiz, proje lansmanımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine bir seçimin arifesindeyiz. Milli irade 31 Mart'ta bir kez daha tecelli edecek. Hamdolsun ki seçimin en hazır siyasi hareketi yine AK Parti'mizdir. Bizler seçimden seçime değil, her zaman sahalarda olan bir iradeyiz. Bizler seçimi kazandıktan sonra sırça köşklerine çekilip sefa sürenlerden olmadık, olmayacağız inşallah. AK gençliğimiz 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda durmak bilmeksizin çalışıyor. AK kadınlarımız hane hane dolaşıp milletimizle aramızda gönül bağları kurmaya devam ediyor. Ana kademe teşkilatımız adaylarımızla birlikte sahada vatandaşlarımızla hemhal olmaya devam ediyor. Allah onlardan razı olsun. Ben şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Ama ne olursunuz güçlü bir cevapla. Rasim Başkanımız için 31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışmaya hazır mıyız? Hazır. 31 Mart'ta sandıkları patlatacak mıyız? Başkanımızı şimdiye kadar görülmemiş bir oy rekoruyla belediyeye taşıyacak mıyız?
Allah sizlerden razı olsun. Bugünkü coşku ve heyecanımız 31 Mart'ı şimdiden müjdeliyor. Bu kutlu davanın bir başka önemli hasleti ise emaneti ehline vermesidir. İşi yapabilecek olana emanet etmesidir. Nevşehir'in özbeöz evladı, milletine, memleketine aşık bir isim olan Rasim Arı ağabeyim belediye başkan adayı olarak yola revan oldu. Nevşehir'in hikayesini yeniden hep birlikte yazıyoruz. Bir hayalimiz var dedi ve o hayale herkesi paydaş etti. İnşallah bu doğrultuda Nevşehir'imiz çağ atlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, şehre emanet görmek, şehre emanet almak, şehre emini olmak ancak gönül sahibiyle olur. Gönüllere girerek olur demişti. İşte başta Rasim Arı Başkanım olmak üzere ilçesiyle, beldesiyle tüm adaylarımız şimdiden gönüllere girmiş bulunmakta. AK Parti'miz belediyecilikte çığır açmıştır. Bu anlayış halka hizmeti, hakka hizmet bilmek şuuruyla 1994 yılında İstanbul'da başlayan bir aşkın hikayesi Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Aynı anlayış şimdi önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak. Rasim Arı değil, AK Parti değil, Nevşehir ve Nevşehirli kazanacak inşallah. Ben sözlerimin sonunda milletimiz için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımıza ve onun yol arkadaşlarına tekrardan teşekkür etmek istiyorum. 31 Mart zaferimiz şimdiden hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim bu coşku ve heyecanımızı daim eylesin. Bu duygu ve düşüncelerimle sizleri sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Başkanımıza konuşmalarından ötürü bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi sıra geldi Başkanımız Sayın Rasim Arı için özel hazırlanan seçim şarkımızı dinlemeye. Seçim şarkımızın adı Seni Başkan Yapacağız Allah'ın izniyle. Seni Başkan Yapacağız Rasim Arı Allah'ın izniyle. Yapacak mıyız Nevşehir? Sözü müziği sanatçımıza aittir. O sanatçımız da sizlerin bağrından kopan, yine bu toprakların evladı, sözüyle, sesiyle gönüllerimize taht kuran sanatçı Kürşat geliyor. Selamünaleyküm. Hazır mıyız Nevşehir? Kaldır bayrakları, haydi! Güzellikler diyarı, Nevşehir'in evladı, milletin hizmetkarı geliyor Rasim Arı. Çalışkandır, yiğittir, davası memlekettir, gönüllere taliptir, geliyor Rasim Arı. Hazır mıyız? Dava
davamız Nevşehir'se, biz inandık Rasim'e, seni başkan yapacağız Allah izin verirse. Büyüyecek Nevşehir, olacak örnek şehir, çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Davamız Nevşehir'se, biz inandık Rasim'e, seni başkan yapacağız Allah izin verirse. Büyüyecek Nevşehir, olacak örnek şehir, çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Kaldır bayrağı! Hacı Bektaş Gülşehir, derin kuyu kozaklı, hizmetin en güzeli bu toprakların hakkı. Ürgüp Havanos Hacı Göl, aşığız göremeye, gelecektir Nevşehir hak ettiği yerlere. Davamız Nevşehir'se, biz inandık Rasim'e, seni başkan yapacağız Allah izin verirse. Büyüyecek Nevşehir, olacak örnek şehir, çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Davamız Nevşehir'se, biz inandık Rasim'e, seni başkan yapacağız Allah izin verirse. Büyüyecek Nevşehir, olacak örnek şehir, çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Davamız Nevşehir'se, biz inandık Rasim'e, seni başkan yapacağız Allah izin verirse. Büyüyecek Nevşehir, olacak örnek şehir, çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Davamız Nevşehir'se, biz inandık Rasim'e, seni başkan yapacağız Allah izin verirse. Büyüyecek Nevşehir, olacak örnek şehir, çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Çalışacağız aşkına, şahlanacak Nevşehir. Bravo! Bravo! Çok teşekkür ediyorum. Başta çok kıymetli dostum Rasim Arı'ya ve hepinize çıkmış olduğunuz bu kutlu davada Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin şehri Nevşehir. Peri bacalarıyla ayrı bir güzel, vadileriyle ayrı bir güzel Nevşehir. Sizleri hasretle selamlıyorum Nevşehir. Kardeş memleketleri yakın eyledik. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir vatandaşımızı ötelemeden, insanlarımızın etnik kimliğine, inancına, kılık kıyafetine bakmadan hepsini bağrımıza basıyoruz. Onun için ne diyoruz? Bir olalım. İri olalım. Diri olalım. 81 milyon kardeş olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. Ümmetin duasıyla gönüllerde her doğan, gönül vermek sizin için bunca.
onca yıl hizmet ettik. Hacı Bektaş'ın yolusun, Mevlana'nın, Hacı Bayram-ı Veli'nin muhabbet diliyle konuşmayı sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli topraklarında kesinlikle fitnenin, kinin, nefretin boy vermesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşlerim, Nevşehir bugüne kadar bizi hiç mahcup etmedi. Yalnız bırakmadı. Nevşehir tavrını demokrasiden, adaletten, kalkınmadan yana koydu. Bugüne kadar Nevşehir daima AK Parti'nin, milli iradenin kalesi oldu. Tevazuyla samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet, memleket, bütün derdi. Türkiye'nin son 16 yılındaki başarılarına beraberce imza attık. Hangi hedeflerimize ulaştıysak omuz omuza vererek bunu başardık. Şimdi daha fazlasını yapmak istiyoruz. Şimdi sizlerden yeni hizmetler için icazet istiyoruz. Benim adım Türkiye. Sen de iyi adamsın. Yıldızın hilal. Ana ne dedin? Geçen not aldık mı? İki tane oyun, üç tane oyun var sana veriyorum. Allah razı olsun. Benim adım Türkiye. Allah'a emanet ol. Allah razı olsun abi, görüşürüz. Bende uğur emanet, bende manevi servet. Davam büyüktür elbet. Benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşında gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım. Benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Bin yaşında gaziyim, şerefli bir maziyim. Milletimden razıyım. Benim adım Türkiye. Benim adım Türkiye. Hazır mısın Nevşehir? Hazır mıyız Nevşehir? Hazır mıyız gençler? Hanımefendiler hazır mıyız? Alkışlar bir duyulsun. Nevşehir hazır mıyız? Vakit tamam Nevşehir. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Nevşehir'de gönül belediyeciliğini yaşatmak üzere başkan geliyor. Nevşehir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacak başkan geliyor. Nevşehir'i tüm dünyanın marka şehri yapacak başkanımız geliyor. Bir hayalimiz var diyerek çıktı bu yolda. Gece gündüz demeden Nevşehir için aşkla çalışacak başkan geliyor. Olanlar dile gelsin, taş üstüne taş koyanlar başa gelsin. Nevşehir'in yiğit evladı, Nevşehir'in gururu, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayımız Rasim Arı geliyor. Önce millet, memleket, derdine dertli. Tevazuyla samimiyet, gayretle AK Parti. Önce millet, memleket, bütün derdi. Tevazuyla samimiyet, samimiyetle, gayretle Nevşehir'i adım adım dolaşan, gece gündüz demeden çalınmadık kapı bırakmayan başkanımız Rasim Arı geliyor. Bir hayalimiz var diyerek çıktı bu yolda. Aşkla çalışmaya geliyor. Rasim Arı geliyor. Hayallerim, mazim ve ben, Necip bir milletim, hedeflerim
azmim ve hikmete sahibim. Seçimlerim hakkım benim, ben söz sahibiyim. Mühürlerim doğru yolu Nevşehir'in başa gelsin milletine hizmetkarlar. Bak samimiyetle, gayretle, tevazuyla. Önce millet, önce memleket, önce Nevşehir diyen başkan geliyor. Memleket derdiyle dertli, tevazuyla, samimiyet, gayretle. AK Parti, Nevşehir diyen başkan geliyor. Gayretle AK Parti, önce millet, memleket, derdiyle dertli. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet, memleket, bütün derdi. İnşa ederken aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolanın şehri gülistan olur. Böylece şehir insan olur. İnsan şehir olur. İnsan tüm mahlukata gönlünü açar. Gönül şehirleri kurulur. Biz de Nevşehir'imizi gülistan yapmaya, gönlümüzdeki aşkı şehrimizle ve sizlere buluşturmaya geliyoruz. Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım, değerli milletvekilim, belediye başkanım, merkez ilçe başkanım, gözümüzün nuru, iki nurundan birisi, kadın kolları başkanım ve kıymetli yönetimi ve hanımefendiler, ikinci nurumuz, gençlik kolları başkanımız ve genç kardeşlerim, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Başka bir duyguyla geldik. Başka bir amaçla geldik. Gönüller yapmaya, gönül köprüleri kurmaya, şehrimizle kucaklaşmaya, muhabbet sağlamaya, bir ve beraber olmaya geldik. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde gönülden gönüle köprüler kurmak, gönül belediyeciliği yapmak olacaktır. Biz belediyede ve bu şehirde iki tane şey yapacağız. Birincisi, zihniyet değişimini ve dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada fiziksel değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceğiz. Zihniyet dönüşümüyle şunu kastediyoruz. Biz belediye başkanı olduğumuz andan itibaren bu şehirde asla dedikodu ile amel etmeyeceğiz. Dedikoduya bu şehirde son vereceğiz.
birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve samimiyetimize zarar veren, aramızdaki köprüleri ortadan kaldıran, dedikoduyu ortadan kaldıracak ve asla dedikoduya prim vermeyeceğiz. İkincisi, bu şehirde asla ekonomik ve siyasal bir ayrımcılığa müsaade etmeyeceğiz. Bizim nazarımızda zengin ile fakir arasında asla hiçbir fark yoktur ve asla olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle biz gönüller yapmaya geldik. Bize ön yargılı davranan kardeşlerimizin ön yargılı olması onların hatası değil, bizim hatamız ve bizim suçumuzdur. Biz her kardeşimizin ön yargısını ortadan kaldırmak için bir gönül köprüsü kuracağız. Bütün bunlara rağmen bize oy vermeyen, başka siyasi partiye oy veren hiçbir kardeşimize ayrım yapmayacağız. Yani bu şehrin her bir ferdinin, yani bu şehrin tamamının belediye başkanı olacağız. Ve üçüncüsü, tabii ki en önemlisi, sizlerin oyları ile belediye başkanı olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Siz oy vermeseniz, siz seçmeseniz bizim belediye başkanı olmamız mümkün değildir. Dolayısıyla biz her şey değil, sizsiniz her şey olan. Aynen. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında belediyeyi teslim aldığında çamur, çöp ve çukur vardı. Ama ne yaptı? Milletiyle beraber oldu ve bu şehri, aziz şehri İstanbul'u ayağa kaldırdı. Biz de aynen onun gittiği yolda, onun belediyecilik anlayışıyla bu şehri beraber imar ve inşa edeceğiz. Ama bu şehrin başka ihtiyaçları da var. O yüzden bu şehirde fiziksel değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Fiziksel değişim ve dönüşüm iki unsuru içeriyor. Bunlardan bir tanesi belediyecilik hizmetleri. İkincisi ise projeler. Belediyecilik hizmetleriyle kastımız şudur. Biz belediye bütçesiyle sadece ve sadece belediye hizmetleri yapacağız. Ne demek istiyoruz? Biz belediye bütçesiyle proje yapmayacağız. Ne projemizi ne belediye hizmetlerini kadük bırakmayacağız. Belediye hizmetlerini yaparken yine üç tane dikkat edeceğimiz husus var. Bunlardan birisi, paraya sahip çıkacağız. Belediyenin bir emanet olduğu, bu şehrin her bir ferdinin bizim üzerimizde hakkı olduğu ve belediyenin her kuruşunda sizlerin hakkı olduğunu bileceğiz. O yüzden varsa bir kaçak, o delikleri kapatacağız. Ve belediyeyi idare ederken babamızın parasını harcar gibi değil, kendi cebimizden harcar gibi harcayacağız. Her kuruşuna azami ölçüde dikkat edeceğiz. Yeterli mi? Değil. İkincisi, insan kaynağını kontrol altına alacağız. Yani belediye çalışanlarıyla, belediye başkanıyla hepsini kontrol altına alacağız. İlk önce belediye başkanı olarak ben samimi, gayret sahibi ve tevazu sahibi olacağım. Benim bu özellikleri taşımam yeterli değildir. Belediyede çalışan her bir kardeşimiz, belediye başkan yardımcısından en alttaki memuruna kadar her bir fert tevazu sahibi olacak. Annesine, babasına, kardeşine, evladına
eşine ve çocuklarına herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda nasıl davranılmasını istiyorsa bu şehrin her bir ferdine öyle davranacak. Her bir kardeşimiz, belediyede çalışan her bir kardeşimiz bizim yol arkadaşımız ve ekibimizdir. Ancak tevazu sahibi olmayan, halka tepeden bakan, halkımız ile arasına mesafe koyan hiçbir kardeşim benim yol arkadaşım olamaz. O yüzden maksimum derecede biz halka hizmetin hakka hizmet olduğu şuuruyla bu şehrin her bir ferdini tebessümle karşılayıp öyle hizmet edeceğiz. Belediyede çalışan bir kardeşimiz başka işle meşgul olamayacak. Sadece ve sadece belediyeden mesul ve aldığı maaşın hakkını verecek bir personel, bir çalışan haline getireceğiz. Asla bundan tavır vermeyeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Ve üçüncüsü, biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi, halktan asla kopmayacağız. Hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir ünvan bizim sizinle aranıza duvar örmesine müsaade ve fırsat asla vermeyeceğiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi o üç unsura dikkat etti ve İstanbul'da bir tarih yazdı. Biz de onun yaptığını mutlak manada yapacağız. Biz bu şehre yol yapacağız diye bir vaatte bulunmuyoruz. Çöp kovası koyacağız diye bir vaatte bulunmuyoruz. Çocuk oyun alanları, parklar yapacağız diye bir vaatte bulunmuyoruz. Neden? Çünkü belediye başkanının ve belediyenin asli işidir de ondan. Biz asli işimizden taviz vermeyeceğiz. Bunu yaptığımız müddetçe belediyecilik manasında muhteşem bir şehri hep birlikte göreceğiz. Ancak yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Bizim başka bir şeye ihtiyacımız var. Kurduğumuz hayali gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Biz gerçekleştirmek için hayal kuruyoruz. Ve ne diyoruz? Herkes zekası ölçüsünde hayal kurar. Biz gerçekleştirmek için hayal kuruyoruz. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu hayal gibi. Bu şehri yeniden imar ve inşa etmek için. Bu şehirde istihdam olanağı sağlamak için. Bu şehirde tebessümü, bu şehirde kardeşliği, bu şehirde birliği ve beraberliği imar ve inşa etmek için uğraşacağız. O yüzden bizim bu şehre vaat ettiklerimiz var. Vaat ettiğimiz şeyleri gerçekleştirmeye sözümüz var. Her bir vaat bizim sözümüzdür. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeyeceğiz. Ama söz verdiğimiz her şeyi Allah'ın izni sizlerin duasıyla gerçekleştireceğiz. Ne aldanan ne aldatan olacağız. Biz her şeyi sizinle paylaşan içinizden birisi, şeffaflığa özellikle önem veren bir belediye başkanı olacağız. Kıymetli dostlar, şimdi projelerimizin tanıtımına geçmek istiyorum. 5 başlık altında 50 projemiz var. Önce başlıkları sizinle paylaşmak istiyorum. 1. Yenilenen şehir Nevşehir. 2. Turizm merkezi Nevşehir. 3. Daha sağlıklı ve çevreci Nevşehir. 4. Kültürün, sanatın ve sporun merkezi Nevşehir. Ve son madde, sanayinin ve ticaretin merkezi Nevşehir. Yenilenen şehir Nevşehir'in içerisinde ilk maddemiz kentsel dönüşüm. Bu şehrin kanayan yarası, yıllardır çözüm bulunamayan sorunumuz,
metruk binalar, içine girilemeyen sokaklar, tabiri caizse madde bağımlısı gençlerin mesken tuttuğu alan. 300 bin metrekarelik alanda başlatacağımız kentsel dönüşüm projesinde tescilli kültürel varlıkları da yeniden imar ve inşa edeceğiz. Konut, ticaret, yeşil alan, otopark, bisiklet yolları ve sosyal donatılar olacak. Şehrin merkezini yeniden bu noktaya taşıyacağız. Her birinizin keyif aldığı, gezmekten dolaşmaktan yorulmadığı, şehrimize gelen her misafirin, turistlerin beğeniyle izlediği model bir şehir merkezi inşa ediyoruz. Kaleden çıkan bir kardeşimiz, kaleden çıkan bir turistimiz, kaleden Gazi Stadyumu'nun olduğu noktaya kadar yürüyerek dolaşacağı, keyifle dolaşacağı, 4+1'den fazla bina yapımına müsaade edilmeyeceği çok özel bir alana, muhteşem bir kentsel dönüşüme, Türkiye'deki örnek kentsel dönüşüme hazır olun lütfen. Biz sadece vaat etmiyoruz ve sözleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümün ihale onayını geçen hafta Perşembe günü onaya gönderildi. Artık kazmayı vurma, temeli atma, bismillah deme vakti geldi. İnşallah kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Sayın Bakanım, müsaadenizle. Bu kadar güzel projeler, heyecanlandıran projeler tabii ki terletecek ve ceketsiz konuşalım. İkincisi, alt ve üst yapı modernizasyon çalışmaları. Ne diyoruz? Bu şehre geldiğimiz ilk günden beri bu şehirde su kesintisi olmayacak. Su kesintisinin olmadığını vaat etmek icraatla olur. 9500 tonluk su depomuz var. Hemen talimatı verildi. 24.500 tona ulaştırıyor ve bu yaz Allah'ın izniyle bu şehirde su kesintisini ortadan kaldırıyoruz. Asbestli su boruları tamamen ortadan kaldırılacak. 1970'te, 75'te, 80'de, 85'te yapılmış eski su borularımız var. O yüzden hızlı bir şekilde ihtiyaçların aciliyetine göre su borularını, altyapıyı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Bunu kimimle yapacağız? İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle. 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vade ve 0 faizle 150 trilyonluk krediyi temin ettik. Altyapı sistemini tamamen yeniliyoruz. Altyapıyı yenilerken diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde bir yeri kazacak, orada bütün altyapıyı oluşturacak, asfaltını atacak, kaldırımını yapacak, bir daha orayı yeniden kazmayacağız. 3. Hafif raylı sistem. Dolmuşçular korkmasın. Biliyorsunuz, Antalya-Kayseri arasında bir hızlı tren projemiz var ve yakında başlıyor. Biz bu şehri turizme açacağımızı vaat ediyoruz ve bu şehri turizme açacağız. Turizme açtığımız bir şehire turistlerin rahat ulaşımını sağlamak zorundasınız. Antalya'dan Kayseri'ye giden yolcuların %80'i Kapadokya bölgesine gelen yolcular. Onların buraya rahat ulaşımını temin etmek amacıyla duraklardan bir tanesinden şehir merkezine hafif raylı sistem yapıyoruz. Bu şehirde rahat bir ulaşım ve şehire gelmelerini kolaylaştırmak amacıyla.
trafik dedik. Dördüncüsü battı çıktı kavşak. Bu şehirde ciddi bir trafik problemi var. 110 bin nüfuslu bir şehirde olmaması gerektiği ölçüde. O yüzden ne yapıyoruz? Nisara AVM'yi geçince bir daldı yapıyoruz. Valiliği geçince daldıdan çıkıyoruz. Ve trafiği rahatlatmış oluyoruz. Yeterli mi? Yetmez. Beşinci madde. Akıllı yeraltı ve katlı otoparklar. Biz şehri Karasoku Mahallesi ile genişletip yolları açana kadar ne yapalım? Bu şekilde Kayseri Caddesi, Atatürk Bulvarı bu halde mi kalsın? Hayır. Daldı battı çıktığı yaptık. İki tane katlı otopark yapıyoruz. Bu inşa edeceğimiz akıllı otoparklar sürücülere boş park alanları gösterecek ve yönlendirecek. Park sürelerini mobil uygulamalar üzerinden takip edebileceğiz. Bu otoparklarda engelli kardeşlerimiz ve turist otobüsleri için özel park alanı oluşturacağız. Bunu yaptığımız andan itibaren Borsa Kavşağı'ndan valiliğin önüne kadar sağa ve sola araç parkını yasaklayacağız. Biz şeffaf olacağız. Biz sizle birlikte karar vereceğiz. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Hiç endişen ve şüphen olmasın ki bu kadar açık ve şeffaf olduğumuz müddetçe halkımız bizimle birlikte hareket edecek ve bizimle birlikte sağlı sollu parkı ortadan kaldıracağız. Kısa vadede trafiği çözmüş olacağız. Altıncısı, yaya dostu üst ve alt geçitler. Engelli ve yaşlı insanlarımızın da kullanabileceği asansörlü ve yürüyen merdivenli üst ve alt geçitler yapacağız. Eksikliği bulunan üst ve alt geçitleri hızlı bir şekilde modernize edecek ve sizlerin hizmetine sunacağız. Yeterli değil. Yedinci, bu şehri akıllı bir şehir haline getireceğiz. Akıllı şehir Nevşehir diyeceğiz. Akıllı şehir teknolojileriyle trafik lambaları trafik yoğunluğuna göre hareket edecek. Ve trafiği akıcı hale getireceğiz. Şehir merkezinde oluşturacağımız kablosuz bağlantı noktalarında internet ücretsiz olacak. Hazırlanan uygulamalar ile otobüs saat seferlerini anlık görebilecek belediye hizmetlerinden online yani internet üzerinden yararlanabileceksiniz. Kent kartı başlatacağız. Onunla da bisiklet ve toplu ulaşım araçlarını birlikte kullanma fırsatı vereceğiz. Yani kıymetli dostlarım, Nevşehir sadece daha akıllı değil, daha mutlu ve daha güzel olacak inşallah. Tam anlamıyla bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Meteoristler burada mı? İşte sizler için. Türkiye'de örnek bir proje. Hepsini aynı ortama, aynı kompleks içerisine inşa edeceğiz. Hem turizme, hem istihdama, hem ekonomiye, hem de spora yönlendirecek her birisinin 4 tane çıktısı olacak. Birincisi, hazır mıyız meteoristler? Alın işte size Kapadokya stadyumu. Yıllardır umutla beklediğiniz, yıllardır gerçekleşmesini arzu ettiğiniz Kapadokya stadyumu. Mimarisine bakın. Dışı Nevşehir taşından ve ilk olacak inşallah. 10.050 kişilik Kapadokya stadyumuyla artık her birimizin göz bebeği, şehrimizin ortak noktası,
Nevşehir Belediyesporumuz daha modern bir stadya maçlarını oynayacaklar. Ve seyircilerimiz daha modern bir ortamda inşallah çok rahat, huzurlu ve keyifli maçlar seyredecekler. Yeterli değil. Bir futbol kamp eğitim merkezi yapacağız. 8 tane antrenman sahası. 1 tane maç sahası olan bir futbol kamp eğitim merkezi. Nevşehir rakım olarak ve oksijen açısından en önemli futbol kamp eğitimleri yerlerinden bir tanesi. Ama tesis ekliğimiz 1998'lerde gelen takımların şu anda şehrimize gelmesini engelliyor. Bunu ortadan kaldıracağız. Türkiye'nin göz bebeği takımlarımızı ve yurt dışından takımlarımızı geçirip burada kamp yapmalarını sağlayacağız. Dolayısıyla turizm tanıtımına, ekonomiye, istihdama ve gençlerin spora yönlenmesini bu şekilde temin edeceğiz. Beraberinde bir tenis kompleksi inşa edeceğiz. Sadece tenis kortu yapmayacağız. Uluslararası şampiyonaları yapabileceğimiz bir tenis kompleksi. Uluslararası bir müsabakayı bu şehirde gerçekleştirdiğimiz andan itibaren bu şehrin tanıtımı Allah'ın izniyle yeterli seviyeye ulaşmış olacak. Bir elit sporcu merkezi yapacağız. Bu şehrin gençleri, bizim göz bebeğimiz ve yarınlarımızın teminatı gençleri kötü alışkanlıklardan ve olumsuz işlerden alıkoyacak ve spora yönlendirecek bir elit sporcu merkezi. İlk defa spor yapacak 8-9 yaşındaki evlatlarımızın kan testini ve kemik testini gerçekleştirip uygun olan branşlara yönlendireceğiz. Ve şu anda göğsümüzü kabartan, ay yıldızlı bayrağımızı gönlerde dalgalandıran elit sporcularımızı, Rıza'mızı, Taha'mızı, Ramil Guliyev'imizi, Servet'imizi, Nur'umuzu bu şehirdeki bu kamp eğitim tesislerinde kamp yaptırıp hem örnek sporculara örnek edeceğiz, beraberinde şehrin tanıtımını inşallah gerçekleştireceğiz. Ve 4 spor projesi bu şehri tam bir spor merkezi haline getirecek. 12. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Karşılıksız ve bedelsiz hizmetin ne olduğunu gösteren Hak Gençlik. Sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Allah gücünüzü artırsın gençler. Bu şehre bir kent Ar-Ge ofisi kuruyoruz. Kent kimliğimizi şekillendirilmesinde rol oynayacak bir kent Ar-Ge ofisi kuracağız. Ar-Ge ofisi başta Avrupa Birliği hibe destekleri olmak üzere uluslararası fonlardan ya da kalkınma ajansı gibi yerli kaynaklardan yararlanarak bize proje hazırlayacak. Mimariden festivallere kadar şehrin gelişimine katkı sağlayacak vizyon çalışmaları bu ofis yürütecek. İkinci başlığımız turizm şehri Nevşehir. Madde 13. Yeraltı şehrini turizme kazandıracağız. Bu şehre geldiğimiz ilk günden beri en büyük vaadimiz kale bölgesinin turizme açılması. Bu şehrin kaderini değiştirecek, yarınlarımızı yeniden imar ve inşa edecek vizyon bir proje. Türkiye'ye gelen turist sayısı, Kapadokya'ya gelen turist sayısı 2.750.000. Şehir merkezine gelen turist sayısı 0. Yani biz turizmden şehir merkezi olarak yeterli payı alamıyoruz. Bu payı yukarıya çekecek ve şehri
güzelleştirecek, göz bebeği haline getirecek bir proje. Termal 5 yıldızlı oteller, sergi alanları, bal mumu heykel müzesi, 24 saat açık çok özel bir kütüphane, kilise ve bezirhanelerin ziyarete açılması, gece ışıklandırılması, gündüzünde ayrı, gecesinde ayrı bir güzel olacak Nevşehir. Kadın istihdam merkezimizde ürettiğimiz ürünlerin satılacağı küçük dükkanlarımızı da burada inşa edeceğiz inşallah. 14. Nevşehir Kalesi restorasyonu ve seyir terası. Kale restorasyonu bittikten sonra yıl içerisinde çeşitli etkinlikler ve konserler, aynı zamanda mapping yani ışık gösterisinin yapıldığı ve şehre turistlerin sırf bunu seyretmek için geldiği özel bir alan olacak. Ayrıca bu bölgede bir seyir terası kurarak turistlerin şehri bu bölgeden seyretmesini ve keyifli vakit geçirmesini sağlayacağız. Biz şehri komple yeniden imar ve inşa edeceğiz. Özel bir hassasiyetle bakıyoruz. Sevgiyle bakıyoruz. Estetikle bakıyoruz. Sevgiyle baktığımız, estetikle baktığımız bu şehri marka bir şehir haline getireceğiz. 15. Tarihi camilerin ve konakların restorasyonu. Nevşehir'de yer alan Kara Camii, Çanlı Kilise, Rum Hamamı ve bizim markamız Damat İbrahim Paşa'dan gelen çeşmeleri, konakları, beraberinde Bey Konağı'nı, Atabey Konağı'nı ve birçok tarihi yerlerin restorasyon çalışmalarını hızla gerçekleştireceğiz. Turizm açtığımız bir şehirde muhteşem bir kent müzesi olmazsa olmazımız. Bu şehre Damat İbrahim Paşa Kent Müzesi arşivini kazandıracağız. Nevşehir'in tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için bu amaçla kuracağımız kent arşivi ve müzesi çok özel bir yer haline gelecek. Nevşehir tarihine ışık tutmuş, bu şehrin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerin isimlerini yaşatılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Ayrıca kale bölgesinde çıkarılan tarihi eserleri ve Türkiye'de en fazla olan pipo koleksiyonunu bu müzede sergileyeceğiz inşallah. Turizme yönelik projelerimiz devam ediyor. Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyon çalışmasını yapıyoruz. Meryem Ana Kilisesi 1849 yılında inşa edilmiş ve 1924 yılındaki mübadeleye kadar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ortodokslar tarafından kullanılmış. Sonra biliyorsunuz 50 yılına kadar boş kalıyor, 83 yılına kadar cezaevi kullanıyor, sonra cezaevinin inşasıyla birlikte şu anda boş ve harabe. Buranın restorasyonunu bir an evvel bitirip burayı müze haline getireceğiz ve yabancı turistlerin burayı ziyaret ederek şehrimize ciddi bir ekonomik gelir elde edeceğiz. Şehrin turizme açıldığı andan itibaren bu şehre gelecek turistlerin konaklama sürelerini uzatmak ve farklı bir model oluşturmak amacıyla 7 yıldızlı çok özel bir çadır otel kuruyoruz. Tam bir Türk kültürünü yansıtacak. Özellikle Türkmen bölgesinden ve Körfez bölgesinden zengin turistlerin uğrak yeri haline getireceğiz. Her biriniz bu otelde kalmak için araya aracı koyacak. O kadar özel bir alan haline getireceğiz. Bir teleferik yapacağız bu şehre. Hayal denilen şeyleri gerçekleştirmek için.
şehre gelen ziyaretçilere şehri daha iyi tanıtabilmek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla teleferik sistemi kuruyoruz. Bu sistemle Nevşehir Kent Ormanı ve kale bölgesini birbirine bağlayarak ziyaretçilerin farklı noktalara ulaşmasını kolaylaştıracağız. 20. Bu şehrin bir ulusal televizyona ve radyoya ihtiyacı var. Bu şehre ulusal bir televizyon ve radyoyu kuruyoruz. Turizm açılmış bir şehirde uluslararası festivaller olmazsa olmazımız. Uluslararası El Sanatları Festivali'ni başlatacağız. Ayrıca her sene yerli ve yabancı birçok turistin katılımıyla gerçekleştirilecek bir sıcak havalı hava balonu festivalini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde şehrimizin uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamış olacağız. 22. Turizmi açılan bir şehirde fuar ve kongre merkezi olmazsa olmazımız. Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin buluşma adresi olacak bu fuar ve kongre merkezi şehrimize inşallah bambaşka bir hava katacak. Her yıl binlerce turisti bu şehirde ağırlayacak. Her farklı ülkeden turisti bu şehirde misafir edeceğiz. Her alanda festivali bu şehirde inşallah sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Allah razı olsun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Dostlar, bu şehirde bizi ve her birinizi heyecanlandıracak en önemli projelerimizden bir tanesi kent meydanı ve millet bahçesi. Emin olun, burası inşa ve imar edildiğinde şehir bambaşka bir güzelliğe kavuşacak. Yürüyüş alanları, bisiklet yolları, mini hayvanat bahçeleri, mini oyun alanları, restoranlar, kafeler, süs havuzları, fiskiyeler, 7 gün 24 saat sizin emrinizde ve hizmetinizde olacak. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle akşam nefes alacağınız, hafta sonları huzur bulacağınız çok özel bir kent meydanını bu şehre kazandırıyoruz. Ve altına bir kapalı otopark inşa ediyoruz inşallah. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. 24 Kapadokya Meydanı ve Aras'ta Çarşısı. Bu çerçevede Kapadokya Meydanı ve Aras'ta Çarşısı'nda inşa ettiğimiz yer İstanbul'da Mısır Çarşısı neyse Nevşehir'de ve Kapadokya'da aynı şey demek olacak ve daha fazlasını ifade edecek. Yerli ve yabancı turistler şehre özgü ürünleri buradan temin edebilecek. Aras'ta Çarşısı'nın çevresinde Nevşehir konakları, kafeler, restoranlar ve yöreye özgü oteller inşa edeceğiz. Bu turistlerin şehirde kalma süresini uzatırken Nevşehir'e de daha fazla para bulakmalarını sağlayacak inşallah. Turizmi açtığımız bir şehirde komple yenilenmemiz lazım. O yüzden 25 Esnaf Eğitim Merkezi kuruyoruz. Turizm şehri Nevşehir'i hızlı bir şekilde hedefine giderken
esnafımız da bu hedefe uygun hale getirmemiz lazım. O yüzden esnafımızın gelişmesine destek vereceğiz. Bu merkezlerde kişisel gelişim, adab-ı muaşeret, kent bilgisi ve yabancı dil eğitimini beraber vereceğiz. Eğitimlerle, turistlerle doğrudan temas eden Allah sizlerden razı olsun. Rabbim bu sevgiye ve bu teveccühe layık davranmayı bize nasip etsin inşallah. Dostlar, bu eğitimlerle, turistlerle doğrudan temas eden, özellikle taksi, dolmuş şoförü, garson gibi hizmet sektörü çalışanlarının niteliklerini artıracağız. Evet, çok özel bir proje daha. 26 Vadi Şehir. Şimdi bir vadi düşünmenizi istiyorum. Gözlerinizi kapatın ve düşünün. İçerisinde yüzlerce çeşit ağacı bulunduran botanik bahçeleri, at binme yerleri, bisiklet yolları ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, süs havuzları ve doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar var. Çok geniş bir bölgeden söz ediyoruz. Şehrin merkezi bir bölgesinde dev bir rekreasyon alanı. Bu proje içerisinde rengarenk lale bahçeleri, turistlerin ve sizlerin keyifle gezeceği alanlar oluşacak inşallah. Ve keyifli, kaliteli zaman geçireceğimiz muhteşem bir vadiyi hep birlikte en yakın zamanda temelini atacak ve bu şehre beraber kazandıracağız. Daha güzel ve daha yeşil bir Nevşehir. Kent Ormanı 27. Kahveci Dağı'nın eteklerini ve Kahveci Dağı'nı bu şehir için yaşanabilir mekanlardan birisi haline getiriyoruz. Bölgemize uygun ağaç türleri, her fırsatta bu şehrin güzelliğine güzellik katacak bin bir çeşit ağaçlarla burayı donatacağız inşallah. Nisan ayında her bir ferdimiz için 107 bin ağacı ve fidanı Kahveci Dağı'nın eteklerinde toprakla buluşturacağız. Bu şehirde doğan her evladımız için 10 fidan, vefat eden her kardeşimiz için 10 fidanı dikip bu şehri daha yeşil bir hale getireceğiz. 28. Çocuklarımız, sizler bizim göz bebeklerimizsiniz. Tabii ki sizleri düşünecektik. Tabii ki sizler için de bir fikrimiz ve bir projemiz vardı. Çocuklarımızın yüzü gülsün, yaşıtlarıyla oynayarak sokaklarda büyüsün istiyorum. Bunun için tüm mahallelere güvenlik kameralarıyla donatılmış çocuk oyun alanları kuracağız. Yine çocuklarımız ve gençlerimiz için deney yap teknoloji atölyeleri kuruyoruz. Bu çocuklarımız her türlü bilim ve teknolojik imkana burada kavuşacaklar. Bunun için TÜBİTAK'tan alacağımız destek ile
deney atölyesini kuruyoruz. Bu atölyede farklı yaş gruplarına robotik kodlama, elektronik programlama, siber güvenlik, havacılık, uzay ve yapay zeka gibi alanlarda eğitimler vereceğiz. 30. Yine çocuklarımız için kreş ve gündüz bakım evleri inşa edeceğiz. Minik yavrularımız her ailenin kıymetlisidir. Çalışan annelerin yaşamlarını kolaylaştırmak için modern kreş ve gündüz bakım evlerini inşa edeceğiz. Bunları biraz sonra ifade edeceğimiz ve bugüne kadar birçok yerde ifade ettiğimiz kadın istihdam merkezinin yanlarına kuracağız. Hem çalışan kadınlarımızın çocukları buradan faydalansın, hem de şehrimizdeki her bir yavrumuz buradan faydalansın istiyoruz. Ve her birimiz için, her yaştan insanımız için 31. madde Kapadokya Yaşam ve Spor Merkezi. İçinde yarı olimpik yüzme havuzları, sauna, hamam, tenis kortları, fitness merkezi, okuma odaları, müzik ve konferans salonları, ücretsiz internet olan bir yer kuruyoruz. Merkez bünyesinde İngilizce, Osmanlıca, işaret dili, Kur'an-ı Kerim kursları başlatacağız. Uzman psikolog ve sosyologlarımızla danışmanlık hizmeti de vereceğiz. Kişisel gelişim seminerleri düzenleyecek ve bu şehrin her ferdinin fiziksel ve ruhsal sağlıklı gelişmelerini Allah'ın izniyle temin edeceğiz. Otuz iki, Nevşehir Gençlik ve Kültür Merkezi. En önem verdiğim projelerden bir tanesi. Evet, fiziksel olarak çok daha iyi işler yapacağız. Ama gözümüzün nuru gençler için 7 gün 24 saat açık. Gündüzleri çayını ve kahvesini, gece ise çorbalarını vereceğimiz, içinde kütüphanesi, seminer, sinema, toplantı, bilgisayar ve internet salonları var. Etüt merkezi, el sanatları ve müzik atölyeleri olacak. Genç kardeşlerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri projeleri merkez içerisinde sunma ve sergileme imkanına kavuşacaklar inşallah. Yine gençler için Uluslararası Gençlik Akademisi, gençlerimizin kendilerini aşsın diye Gençlik Akademisi'ni kuruyoruz. Gençlerimizle alanında başarılı isimleri, dünyanın önde gelen bilim insanlarını, akademisyen ve düşünce insanlarını şehrimizin gençleriyle bir araya getireceğiz. Eğitim seminerleri, kültür gezileri, atölye çalışmaları ile gençlerimiz bir dünya insanı olarak yetiştireceğiz inşallah. Ayrıca merkezimiz uluslararası gönüllülük, kariyer ve staj merkezi özelliğiyle de burada tanışacak. Bizim yaptığımız işler tamamıyla profesyonellik içerecek. İşte tanıtım toplantımızda da bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bu şehir artık yeni bir modelle, yeni bir heyecanla tanışacak inşallah. Thank you.
34. Bana en çok dua eden, beni ve beni karşılıksız en fazla seven özel insanlarımız. Sizleri düşünmemek tabii ki mümkün değildi. O yüzden özel bakım, konuk evi ve sosyal tesislerini inşa ediyoruz. Engelli kardeşlerimizi 7 günü geçmemek kaydıyla bu merkezlerimizde yatılı olarak biz misafir edeceğiz. Onlara aile şefkatinden ve aile konforundan daha iyi bir hizmeti biz orada onlara sağlayacağız. Cenazesine, düğününe, nişanına, pazarına gidemeyen özel insanlarımızın ailelerinin rahat bir nefes almasını sağlayacak ve onların duasını alacağız. 35. Yardım çağrı butonu. Fiziksel olarak kendine bakmakta zorluk çeken insanlarımızın evlerine koyacağımız yardım çağrı butonu. Bir yaşlı amcamın, Ayşe teyzemin, Ayşe annemin eğer evinde musluk bozulur ise 80 yaşında nasıl yapacak bunu? Biz yapacağız, biz. Sadece yardım çağrı butonuna basacak. Ondan sonrası bizim işimiz. İnşallah en kısa zamanda evine gidip oradaki eksikliğini biz gidereceğiz. 36. Gönül çarşısı, tebessüm çarşısı. Biz sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiğine inanan bir anlayıştan geliyoruz. Sosyal yardıma muhtaç fakir ve fukaramızı rencide etmeden sadece kendilerine verdiğimiz bir kart ile pazar yerinin altındaki o büyük alanda alışverişlerini rencide olmadan gerçekleştirecekler inşallah. 37. Bu şehrin en büyük ihtiyacı düğün salonu ve nikah sarayı. Biz aileyi çok önemsiyoruz. Yeni evlenecek gençlerimizin hayatını kolaylaştıracak akıllı nikah sarayı yapacağız. Açık ve kopalı otoparklar, takı ve kutlama fuaye alanları, terzi, kuyumcu, şekerci, çiçekçi, fotoğrafçı ve kuaför tank komplekste toplayacak ve gençlerimizin ve şehrimizin insanlarının daha az bütçeyle düğünlerini ve nikahlarını yapmalarını fırsatını vereceğiz. Yeterli mi? Her yıl 50 gencimizi de biz evlendireceğiz inşallah. 38. Nevşehir Belediyesi meslek edindirme kursları. Nevşehir'de yaşayan hanımların kültür, sanat ve estetik bilincini artırmak için hizmet verecek olup aynı zamanda dostluk ve güven ortamı oluşturacak. Hanımlar bir yandan öğrenirken bir yandan da ürettikleri ürünleri hanım eli pazarlarında satma ve pazarlama imkanı bulacaklar. 39. Engelsiz Sosyal Hizmet ve İstihdam Merkezi. Engelli kardeşlerimizi de üretim süreçlerine katmak istiyoruz. Bu amaçla Sosyal Hizmet ve İstihdam Merkezi kuracağız. Vereceğimiz eğitimlerle engelli kardeşlerimiz için özel sektörde iş bulmaları, vasıflı işlerde çalışmalarının önünü açacağız. Engelli kardeşlerimizin imal edeceği ürünleri satışına biz aracılık edeceğiz. Ve engelli kardeşlerimiz daha mutlu olacaklar inşallah. Ve onların duasını alacağız. Çünkü onların ve ailelerin duası bizim en önemli yol arkadaşımız olacak. 40. En önem verdiğim projelerden bir tanesi. Kadın İstihdam Merkezi ve Hanımlar Lokali. Kuracağımız bu merkezde bölgemizde üretilen ve satılan, turizm bölgelerinde satılan el ürünlerini biz hanımlarımızla
orada üreteceğiz. Üretmiş olduğumuz bu ürünleri bir kooperatif aracılığıyla Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in, belediyenin cebine tek kuruş girmeden 4 tane büyükşehir belediyesine, Dünya Demokratlar Birliği aracılığıyla 8 tane Avrupa ülkesine ve turizm bölgelerine pazarlamasını biz yapacağız. 5 liraya imal ettiğimiz, 10 liraya sattığımız üründen maliyet çıkardık. 5 lirayı bizim bu ürünlerimizi üreten hanımlarımıza dağıtacağız. Çalışan fakat biraz önce bahsettiğimiz kreşlerimizde yan tarafa bir hanımlar lokali inşa ediyoruz. Orada çocuklarımıza kreş imkanı sağlayacağız. Çalışan veya çalışmayan hanımlarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini gerçekleştireceği bina yan tarafta. Orası ise hanımlar lokali olacak. Hanımlarımıza ve gençlerimize bu şehirde pozitif ayrımcılık yapacağız. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. 41, 5 yılda 500 işletme ve 5000 istihdam sağlayacağız. Kıymetli dostlarım, Nevşehir'in göç verdiğini biliyoruz. Bunun en büyük sebebi iş ve aş arayışıdır. Eğer insanlarımız doğduğu yerde doyabiliyorlarsa sorunları çok daha kolay çözersiniz. Biz de Nevşehir'i kalkındıracak bir yatırım hamlesi başlatıyoruz. Şehrimize yeni yatırımcılar çekecek ve şehrimizdeki yatırımcıların önünü açacağız. Biz bu şehre tek kuruş yatırım yapan yatırımcının ayağının altına turab oluruz. Yeter ki bu iş bu şehre istihdam sağlasınlar. Bunların hepsi hayal ama gerçekleştirecek hayaller. Söz verdiğimiz bütün hayalleri ve bütün projeleri 1 Nisan sabahından itibaren Allah'ın izniyle sizlerin duasıyla hep birlikte gerçekleştirecek. 5 yılda 5000 istihdamı gençlerimiz ve kadınlarımız için Allah'ın izniyle sağlayacağız. Bir diğeri 42. Bu da önemli bir proje. Patates birliği kuracağız belediye bünyesinde. Patates üreten çiftçilerimizin içerisinde bulunduğu bir patates birliği. İdeal muhafaza koşullarını oluşturacağız. Düşük fire oranları oluşacak. İsveç çam kasalar kullanacağız fireyi aşağıya düşürmek için. Yıkama ve paketleme makinalarını kurup bu şehrin patatesini doğrudan 10 tane büyük markete biz pazarlayacağız. Sadece bu birlikten belediyemizin kasasına girecek para 4,5 milyon lira. Beraberinde üreticimizin kazanacaklarını düşünün. Üst tarafına kuracağımız güneş enerji sistemiyle elektriğimizi biz kendimiz buradan karşılayacağız. 43. Süt işleme tesisleri ve süt büfeleri. Süt üreticilerimizin emeğinin karşılığını almaları için hemen harekete geçeceğiz. Üreticiden aldığımız sütleri yöremize ait çömlek peyniri, yoğurt ve benzeri mandıra ürünlerini biz burada imal edeceğiz. Sütün bir kısmını gerekli kontrollerden geçirdikten sonra mahallelerimize yapacağımız büfelerde doğrudan belediye olarak biz satıp daha ucuz ve sağlıklı süt imkanına sizleri kavuşturacağız. Evet,
Hazır mısınız? 44 modern sanayi. En önem verdiğim ve söz verdiğim sanayici kardeşlerimize söz veriyorum ve bunu yapacağım dediğim projemiz. Sanayi projemiz. Pınarbaşı, Sayın Pınarbaşı, iyi seyrediyor musunuz? Kim var esnaf burada? Sanayi esnafından kim var? Seyit İnci abi var orada. Evet, sanayi projesi. Dün tabelaları taktık, gördünüz mü? Sayın Pınarbaşı, gördünüz mü? Dün sanayimizin tabelalarını taktık. Yolunu açtık. 10 gündür imarımız askıda. Ve projemiz bu. 386 tane dükkanı birinci aşamada inşallah söz verdiğimiz gibi, yapacağız dediğimiz gibi yapıyoruz. Yaparsa yine AK Parti yapar. Buradan dedikoduculara, buradan karalama yapanlara bir tokatı hep birlikte atmış oluyoruz. Bal bal demekle dil tatlanmıyor. Yalandan vaatlerle bu işler olmuyor. Biz 2,5 yıldır bu şehrin sanayisine, bu şehrin altyapısına, bu şehrin turizmine, bu şehrin istihdamına, bu şehrin bütün sorunlarına, psikolojik, sosyolojik ve fiziksel sorunlarına çalıştık. Röntgenini çektik, teşhisini bekledik, belirledik. Her birinin finansmanını hazırladık. 1 Nisan'da başlıyoruz. Ne dedik? Herkes zekası ölçüsünde hayal kurar. Hayallerimize dalga geçenlerle, hayallerin boş bir hayal olduğunu ifade edip kapalı kapılar arkasında dedikodu yapanlara buradan ilk tokadı atıyoruz. İkinci tokatı ise 31 Mart gecesinden itibaren 1 Nisan'da teker teker bunları gerçekleştirdiğimizde onları utandıracak, yerin dibine girmelerini sağlayacağız. Sizlerin psikolojisini, sizlerin hissini, sizlerin yaşam tarzını, sizlerin çektiği sıkıntıyı bilmeyenler, fil dişi kulelerde yaşayanlar, camdan kulelerde oturanlar elbette ne sizi ne bizi anlar. Anlamadıkları için 2002'den beri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve dava arkadaşlarının her defasında mağlubiyetini tadıyorlar. O yüzden biz ne diyoruz? Laf üretmeyeceğiz. Dedikodu yapmayacağız. Birilerinin arkasından konuşup birilerini kötülemeyecek. Sadece yapacaklarımızı anlatacak ve bu şehirle kucaklaşmaya devam edeceğiz. 45 lojistik merkezi. Antalya Kayseri yüksek hızlı tren projesini biliyoruz. Ankara Adana otobanını biliyoruz. Bunların kavşak noktası Nevşehir. Gelecekte önemli bir yol ve kavşak noktası olacak. Bunu değerlendirmek için yeni çevre yolu yakınlarında bir lojistik merkezi inşa ediyoruz. Tarım Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifi ve TARGEM Genel Müdürlüğü ile burada beraber yapıyoruz. Genel Müdürümüz de burada. Böylece yeni yatırımcıları şehrimize çekebileceğimiz ve organize sanayi bölgemizin iş hacmini daha da yükseğe çıkartacağız. Tırların şehir trafiğinin dışında tutmak ve nakliyecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için lojistik merkezinin yakın bir yerine tır garajını inşa ediyoruz inşallah.
46. Muhtarlık binaları ve taksi durakları. En küçük birimimiz ve Cumhurbaşkanımızın en önem verdiği kamu yöneticileri, siyasetçiler, en küçükleri bunlar. Muhtarlarımız mini bir yönetim ağı. Onların daha modern bir binada şehrimize hizmet vermelerini sağlamak ve şehir estetiğini gözeterek hem taksi duraklarını hem muhtarlık binalarını inşa edeceğiz. 47. Yeni mezarlık alanları ve rehabilitasyon çalışmaları. Ölüm Allah'ın emri. Biz ise vefat edenlerimize dua edecek ve gereken saygıyı göstereceğiz. Şehrimizde yeni bir mezarlık alanı oluşturacağız. Ve bu alanımızla birlikte eski mezarlığımızı yeniden çevre düzenlemesini ve temizliğini yapıp çok özel bir mezarlık haline getireceğiz. Sona doğru yaklaşırken çevreci kimliğimizi ortaya koyacak proje başlıklarıyla devam etmek istiyorum. 48. Sıfır atık projesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ve çok özel önem verdiği sıfır atık projesi. Şehir merkezimizin tamamında uygulamaya koyacağız. Bunun için farkındalığı artırmaya yönelik vatandaşlarımıza vereceğimiz eğitimlerin yanı sıra her apartmana atıklarını ayrıştırabilmeleri için geri dönüşüm kutuları koyacağız. Evsel atıklarını ayrıştırarak teslim eden vatandaşlarımıza kent kartlarına kent puanlar yükleyecek ve onlara farklı sürprizler sunacağız. 49. Güneş enerji tarlaları. Yenilenebilir, sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla Nevşehir'de güneş enerji tarlaları kuracağız. Proje sayesinde Nevşehir'in elektrik ihtiyacının karşılanmasını gerçekleştireceğiz. Yıl içerisinde binlerce ağacın kurtarılmasına ve karbondioksit salınımının azaltılmasına önem göstereceğiz. Ve 50. projemiz son. Hayvan kasabası. Hayvan barınağı demiyoruz. Ne dedik? Biz her şeye şefkatle, merhametle ve sevgiyle bakacağız. O yüzden bir hayvan kasabası inşa ediyoruz. İç Anadolu bölgesinin en büyüğü olacak. Şehirdeki en büyük sorunlardan bir tanesi sokak hayvanları sorunu. Aldığınız sokak hayvanlarının küpesini takıp belli bir süre sonra yeniden kanunen aynı yere bırakmak zorundasınız. O yüzden ne yapıyoruz? Kapadokya Belediyeler Birliği'nden 1 milyon. Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanımız buraya geldiğinde il başkanımızla, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle hep beraber baskı sonucu 1 milyon da oradan aldık, etti 2 milyon. 2 milyona muhteşem bir hayvan kasabası kurup hem bu şehrin sokak hayvanları problemini kökten çözecek hem de sokak hayvanlarımıza daha şefkatli bir ortamda hayatlarını devam ettirmeleri imkanı sunacağız. Kıymetli dostlarım, ufkumuz değil, hayalimiz değil ama zamanımız sınırlı. Anlattığımız projelerden çok daha fazlası var. Bilmenizi isterim ki bunlar sadece ve sadece bir başlangıç. İçimizde hamdolsun öyle bir aşk, öyle bir sevda ve öyle bir hayal var ki bu hayal, bu sevda ve bu aşk bizi uyutmuyor. Bu sevdayı, bu aşkı ve bu hayali 1 Nisan'da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Asla ama fakin, fakat lakin demeyeceğiz. Mazeret üretmeyeceğiz. Paramız yok,
ekonomik sıkıntı var demeyeceğiz. Mazeret üretenler iş üretemeyenlerdir. Zeka problemi olanlar mazeret, aşk ile, heyecan ile hayal kuranlar iş üretir. Biz beraber iş üretecek ve bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. Bu şehri hayalimizdeki şehir haline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere vermiş olduğu talimat doğrultusunda Nevşehir'i Türkiye'nin model aldığı bir şehir haline getireceğiz. Ne diyoruz? Arılar üretir, sinekler tüketir. Seçimlerim hakkım benim, ben söz sahibiyim. Arılar bal üretir, dedikoducular kapı arkasında dedikodu üretir. Biz dedikodu üretmeyeceğiz. Biz sadece işimize odaklanacak ve sadece işimizi yapacağız. Kimseye laf yetiştirmek durumunda değiliz. Her bir kardeşimizden hasreten rica ediyorum. Lütfen bu şehirde hiçbir siyasi partiye, hiçbir adaya ve bizimle birlikte siyaset yapan hiçbir kimseye dil uzatmayacağız. Sosyal medyada dahi onları rencide edecek, onları küçültecek bir söz asla söylemeyeceğiz. Varsın kendi pisliklerinde kendileri boğulsun. Önce millet, memleket, derdine dert. Gelip size böyle sarılabilirler mi? Sizinle böyle kucaklaşabilirler mi? Ne diyoruz? Biz önümüzdeki sıfatı, yani belediye başkanlığı sıfatını alıp kenara koyduğumuzda Rasim Arı eşittir sizsiniz siz. Kıymetli dostlar, Allah sizlerden razı olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Salonu başörtmek yok, daha sürprizlerimiz var. Aman ha. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Rabbim ayağınıza ve ayağımıza taş değdirmesin. Rabbim sizin sevginize, sizin teveccühünüze, sizin muhabbetinize zarar verecek hiçbir tavra müsaade etmesin ve bizi nefsimize uydurmasın. Dualarınızda ve gönlünüzde yer almak umuduyla. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Var olun, sağ olun, Allah'a emanet olun. İşte Nevşehir, işte başkanı Rasim Arı. Derdi tevazuyla, samimiyet, gayretle at parti. Önce millet, memleket, önce millet, önce memleket, önce Nevşehir dedik. Tevazuyla, samimiyetle, gayretle çıktığımız bu yolda önce Allah, sonra Nevşehir'e güvendik. Vizyoner projeleriyle Nevşehir'i ülkemizin ve dünyanın marka şehri yapacak Nevşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Rasim Arı'ya kuvvetli alkışlarınızla bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımız devam ediyor. Lütfen yerlerinize oturmanızı önemli rica ediyoruz. Programımız olanca coşkusuyla, sürprizlerle ve sizlerin o kuvvetli alkışlarıyla devam ediyor Nevşehir. Tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti. Önce millet, memleket, bütün derdi. Tevazu, samimiyet, gayretle. Önce millet, önce memleket. Hayal
ve ben Necip bir milletin hedeflerim. Bayrakları bir görebilir miyiz gençler? Tüm teşkilatımız, Ak Gençlik, Ak Kadın Kolları, İl Başkanlığımız ve tüm vatandaşlarımız, bayraklarımızı bir görebilir miyiz? Lütfen yerlerinize oturmanızı önemli rica ediyoruz. Programımız devam ediyor. Lütfen yerlerinize oturmanızı önemli rica ediyoruz. Efendim, bir telgrafımız daha var, onu da sizlerle paylaşacağız. Bir hayalimiz var, Nevşehir Proje Tanıtım Toplantısı, davetiniz için teşekkür ediyor. Yoğun programım nedeniyle katılamayacağım için üzüntülerimi ifade ediyor. Şahsınızda tüm davetlilere saygı ve selamlarımı sunuyorum. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Önce millet, memleket, bütün derdi, tevazuyla, samimiyet, gayret ve ak parti. Önce millet, memleket, Sayın Başkanımızın geçmesini biraz daha seri bir şekilde sağlayabilir miyiz lütfen? Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli konuklar. Konuşmalarını yapmak üzere Nevşehir Milletvekilimiz Sayın Mustafa Açıkgöz'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Vekilim. Ayakta olan arkadaşlarımız, lütfen istirham ediyorum. Yerlerinize oturmanızı önemli rica ediyoruz. Yeni bir dünya içine lele, yeni bir dünya içine lele. Verdik omuz omuza, gönül. Selamünaleyküm. Çok kıymetli bakanım, il başkanım, değerli belediye başkanım, belediye başkan adaylarım, ilçe başkanlarım, ilçe başkanım, gençlik kolları, kadın kolları, Ak Dava'ya gönül vermiş Akneferler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu milletin birlik ve beraberliği için, ümmetin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için aşkla, şevkle, heyecanla çalışan milletin ve ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan size selam ve saygılar getirdim efendim. Dün Diyarbakır'daki TÜKBAN'ın gençlik buluşmasında bütün Nevşehirli hemşehrilerimize muhabbetlerini gönderdi ve bütün ilçeleriyle, beldesiyle, merkeziyle yine Recep Tayyip Erdoğan sevgisini ve muhabbetini göstereceklerine emin olduğunu söyledi. İnşallah biz de bu beklentiyi boşa çıkarmayız ya Nevşehir. Bir hayalimiz var diyerek yola çıktı Rasim Başkan. İnşallah bu hayallerini gerçekleştirmek için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, AK Parti teşkilatımız ve milletvekillerimiz olarak o hayalin peşinden gece gündüz koşacağız. Allah'ın izniyle Rasim Başkan'ın hayallerini hep beraber gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın Allah'ın izniyle. Gerçekten arı gibi çalışkan, tevazuyla, samimiyetle, gayretle biz de bütün desteğimizi gösterip Allah'ın izniyle bu şehrine, AK Parti belediyesine kavuşacak. Ben bundan önce görev yapmış bütün belediye başkanlarımıza, bütün teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu şehirde katkı sağlayan, emek sarf eden, taş üzerine taş koyan kim varsa hepsini saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizim derin kuyumuzda, gül şehrimizde, Hacı Bektaş'ımızda, Acı Gölümüzde, Ürgüp'ümüzde, Avanos'umuzda, merkezimizde, Kozaklı'mızda AK Parti belediyeciliğine devam diyecek inşallah. AK Parti durmak yok, yola devam diyecek Allah'ın izniyle. İnşallah, tekrar söylüyorum, bütün teşkilatlarıyla, vekilleriyle Rasim Başkan'ın hayalini gerçekleştirmek için gecemizi gündüze katacağız. Tevazuyla, samimiyetle, gayretle inşallah hep beraber çalışacağız. Sayın Bakanım, tekrar hoş geldiniz. Şehrimize şeref verdiniz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Cenab-ı Allah Recep Tayyip Erdoğan davasına sımsıkı sarılan, ona her daim destek olan, onun yanında sımsıkı duran dava neferleri olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Gerçekten arkadaşlar, dün Diyarbakır'da program üstüne program yaparak,
Bugün de Adana, Mersin, İskenderun'da gece gündüz çalışan Allah'a hamdolsun böyle bir lider var. Bu lidere, bu liderin kadrosu da onun gibi en azından onun kadar çalışkan olması gerekiyor. Biz de bunu başaracağız Allah'ın izniyle. Tekrar Rasim Başkanımın hayalini gerçekleştirmek için biriz, beraberiz. İnşallah hep beraberiz. Bu aşkı, bu coşku, bu hayali gerçekleştireceğiz. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Değerli konuklar, bakanlığı dönemlerinde hem gençliğimiz, hem sporumuz, hem de Türkiye'mizin aydınlık yarınları için durmadan çalışan, şu anda da milletvekilimiz olarak bu çalışmasını kesmeden devam ettiren, katılımlarıyla programımızı onurlandıran Gençlik ve Spor Eski Bakanımız, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Bakanım. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Gitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Çok değerli milletvekilimiz, çok değerli il başkanımız, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın çok değerli başkanları ve üyeleri, Nevşehir'imizin çok değerli AK Parti teşkilatı ve Nevşehir'imizin çok değerli hemşireleri diyorum, vatandaşlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Nevşehir'in gelecek yürüyüşüne 31 Mart'ta inşallah belediyeciliğin çok daha farklı bir yansımasıyla, heyecanıyla, genç heyecanıyla ve biraz evvel de izlemiş olduğunuz hizmet aşkıyla yanan Rasim Arı kardeşimizin projelerinin tanıtımı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kendisi benim bakanlık dönemimde benimle beraber çalıştı. Vallahi heyecanına ve bitmez tükenmez enerjisine ben şahidim. Dolayısıyla diyorum ki kendisini inşallah Nevşehir'de tüm ilçe belediye başkanlarıyla beraber görev başına getirdiğinizde o enerjiyle, o bitmek tükenmek bilmeyen koşma azmiyle inşallah Nevşehir'e de yeni bir heyecan, yeni bir atılım getirecektir. Değerli kardeşlerim, tabii ki bugüne kadar Nevşehir'de hizmetleri olmuş olan tüm belediye başkanlarına buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Bu 31 Mart seçimleri, önümüzde 20 gün kalan seçimler çok farklı bir öneme sahip. Onun için kapı kapı, pencere pencere. Niye pencere? Çünkü yoldan giderken bazen yol kotu seviyesinde pencere olur. Bazen dükkanların penceresi sizin oradaki göz mesafenizde olur. Yani girilmedik ev, girilmedik iş yeri, girilmedik hane bırakmayacak şekilde çalışmamız lazım. Çünkü şunu açık ve seçik olarak dile getirmemiz gerekiyor. Karşımızda birleşmiş olarak bizim önümüzü kesmeye çalışanlar sadece bir yerel seçim havasında bu işi yapmıyorlar. Evet, biz bunun 31 Mart'ın yerel seçimler olduğunun farkındayız. Ancak buranın bu seçimin üzerine farklı anlamda bir mana eklemek için çabalayanların da farkındayız. Ha, onlar bu manayı yüklemek için uğraşıyorlarsa o zaman 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanıp İstanbul'un değişmesine, gelişmesine en önemli katkıyı veren, 2002'de iktidar olan ama 2003'te başbakan olan, bu ayrımı iyi hatırlayalım. Değerli kardeşlerim, bu ülkede nereden nereye gelindiğinin en büyük kanıtlarından birisi genel başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de kazanmış olduğu seçimden sonra başbakan olamayıp 2003 ayın yılına kadar beklemesinin altındaki gerçektir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nde hani diyorlar ya, sistem niye değiştirdiniz? Neden sistem değişikliği yapıldı? Biz böyle gayet iyiydik. 2002'yi hatırlayalım. %65, %35 oy alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %65 çoğunluğu kazanan AK Parti'nin genel başkanı seçime sokulmadı. Manşetler muhtar bile olamaz olarak atıldı. Madem diyorsunuz ki yerel seçimden farklı, o zaman biz de bunu hatırlatıyoruz. Ve diyoruz ki sizlerin beraber olduklarıyla, yani karşımızda yer alıp beraber olduklarınızla bu memleketin, bu cennet vatanın geleceğine sorumsuzca sorunlar yaşatmak üzere hareket ediyorsunuz. 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün başını çektiği hainler bu ülkeye çok büyük bir mezalim, çok büyük bir hainlik yaşatmak istediler. O gece Cumhurbaşkanımızın ve o zaman Başbakan olan Binali Yıldırım Bey'in duruşuyla ve Devlet Bahçeli Bey'in verdiği şartsız destekle bu darbe girişimi evet püskürtüldü. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten uçakla İstanbul'a geldiğinde, yani darbecilerin tankla, topla, tüfekle ve uçakla birbirine katmaya çalıştıkları İstanbul'a kendisini, hayatını tehlikeye atarak İstanbul'a inip ben milletimle beraber olacağım diyen bir cumhurbaşkanımız var iken, ana muhalefetin başında oturan zat şimdi Bakırköy Belediyesi'ne yine başkan adaylığını koyan Bülent Bey'in evindeydi. Yuhlamayalım. 31 Mart'ta sandıkta nasıl 16 Nisan'da cevabını verdiysek, nasıl 24 Haziran'da cevabını verdiysek aynı cevabı yine verelim. İnsan biraz yaptığıyla geçmişiyle bakar ve dikkat eder. 15 Temmuz gecesi, evet bu kardeşiniz hükümetin bir üyesiydi. Dışişleri Bakanımızla beraber Samsun'daydık, memleketimdeydik. Milletimizle beraber sokaktaydık. Bizim önümüzde durmaya çalışan tanklar yol verip kenara çekilmedi. Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedenler, ailesinin hayatına kastedenler, bu ülkenin geleceğine kastedenler F-16'larla İstanbul'un üzerinde sonik bomblarla insanlarımıza korku saçarken Cumhurbaşkanımız ne mahasına olursa olsun ben İstanbul'a ineceğim, milletimin yanında olacağım dedi. Binali Yıldırım başbakan olarak Ankara'ya gidip o F-16'ların, hainlerin kalktığı o anajet üssünü bombalatarak durdurdu. Peki ana muhalefetin başındaki zat ne yapıyordu? İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi ve orayı kesen tanklar Cumhurbaşkanımızı, hükümet üyelerini, vatandaşlarımıza silah doğrultanlar ona yol verdi. Nasıl oldu bu iş? Hani darbecilere en karşısında en çok sen dururdun, öyle diyordu. Biz söylemedik. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi ne dedi? Darbecilerin önünde ilk ben dururum. Ama ne hikmetse darbeciler ilk senin önünü açtı. Tankları senin önünden çekti ve geçmene müsaade etti. Şunu da mı yapamadın? Madem o tank sana yol veriyordu, çık üstüne, de ki çekil kardeşim, kışlığına gir. Ama ne yaptı? Aralarından geçip belediye başkanının evine girdi. Bunlar vaka. İnkar edemezler. Bir de çıkmış mecliste Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel sıkılmadan, utanmadan Binali Yıldırım'a ve Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmaya kalkıyor 15 Temmuz'la alakalı o gece yaşananlarla. Sen önce git kendi genel başkanın ne yapmış ona bak. Önce bunları incele. Değerli kardeşlerim, bunları niye bu kadar hatırlamamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü
bu ülkeye yaşatılmak istenen, yaşatılmaya kalkılanları iyi hatırlayacağız. Gazeteler okuduğu şiir yüzünden Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğundan indirilip siyaset hayatı yasaklanan Recep Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz manşeti attığında neredeydi bu kadar demokratlar? Neredeydi bu insan haklarını savunanlar? Nerelerdeydi? O zaman ne diyorlardı? Evet, önümüzdeki siyasi engel kalktı. Niye? Çünkü biliyorlardı ki Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da başlatmış olduğu o kutlu yürüyüşün o sevdanın sonunda çok farklı bir yere milletinin gönlüne girecek. Onu durdurmaya çalıştılar. Ama olmadı. Ne engel oldu buna? Bu aziz millet engel oldu. Değerli kardeşlerim, daha önceki yıllarda bir takım yürüyüşler, bir takım mitingler, bir takım gösteriler, bir takım vandallıklar adı altında hak arama, demokrasi arama, insan haklarını arama gibi, kişisel hak arama gibi bahanelere sığındılar. İşte en yakın zaman. Evet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün Kadınlar Günü olarak kutlanan ama bizim kültürümüzde sadece bir gün değil, her gün bir kadınların günüdür. Her gün annelerimizin günüdür. Her gün babalarımızın günüdür. Çünkü her gün insanların günüdür. Ama eyvallah, kadına karşı yapılan ve yaşanan bazı şiddet olaylarını hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz, inancımızın, kültürümüzün asla kabul etmediği şiddet olaylarına dikkat çekmek ve toplumdaki kadınlarımızın istisnai, müstesna yerlerini hatırlatmak anlamında bir gün olarak yaşanmasında, kutlanmasında biz de buna destek veriyoruz. Ancak dini inançlarımız, mukaddesatımız, ezanımız ile ilgili o gün yapılanlara hiçbir şekilde de bunları tasvip etmiyoruz. Milletimizin kahir ekseriyetinin de bu noktada asla bunu tasvip etmediğini biliyoruz. Siz gösteri yapacaksınız diye ezanı Muhammedi'yi yuhalayamazsınız. Ama bu zihniyet 15 Temmuz gecesi okunan salalara da tepki göstermişti. İşte biz ne diyoruz? Bu milletin değerleriyle hep beraber bir arada yaşayarak geleceğe gideceğiz inşallah. Ve bunu hep beraber başaracağız. Nevşehir'de işte 15 Temmuz gecesi yaşananlardan sonra o gece yaşananlara göğüs geren gazilerimiz ve şehit ailelerimizin yaşadıkları unutulmasın diye bir program yaptık. Ve Türkiye'nin her ilinde, ilçelerinde ve yurt dışında 15 Temmuz gecesi gazi olanlar ve ailelerinden şehit verenlerin o gece yaşadıklarını anlatmaları için bir program tertip ettik. Bu programın tertip edilmesi için de sorumluluğu Rasim Arı kardeşimize verdik. Gayet güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde o işin altından kalktı. İnşallah onu nasıl başardıysa Nevşehir'de de biraz evvel anlatmış olduğu projeleri hayata geçirerek Nevşehir'e yeni bir soluk aldıracak. Ama Rasim, biraz evvel göstermiş olduğun, biraz evvel tanıtmış olduğun program, proje, bunların hepsi senettir. Sözdür. 5 sene sonra işte burada Nevşehir'in önüne gelip benim yaptıklarımla ilgili hesap vereceğim diye bunu ilan ettin. Allah'ın izniyle hesabı iyi verenlerden, verebilenlerden ol. Verdiğin sözlerin hepsini inşallah yerine getir. Ben yapacağına inanıyorum. Biz kendisinin bu noktada bu şevkle çalışacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız bu noktada bu emaneti taşıması, bu sorumluluğun altına girmesi için Rasim Arı kardeşimize bu yolda yürü dedi. İnşallah siz de ona destek olacaksınız. Tüm ilçe belediye başkan adaylarımıza destek olacaksınız. Ve beraberce inşallah Nevşehir'e büyük bir değişim, büyük bir soluk. Tabii ki teşkilatımızla ve milletvekillerimizle beraber tüm Nevşehir'e yeni bir soluk getireceğiz. Tabii muhtarlara da büyük iş düşüyor, onların da seçimi var. Allah size de kolaylık versin. Yoğun çalışıyorsunuz. Bu anlamda onların da büyük sorumlulukları var. Çünkü biliyorsunuz
Muhtarlar artık milletin evine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne her hafta gidip Cumhurbaşkanımızla buluşuyorlar ve kucaklaşıyorlar. İşte bize, AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza milletten uzaklaşıyorsunuz diye bir takım sözler söyleyenler baksın da Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim zamanı olmadığında her hafta salı günü en temel temsil, demokrasi temsili olan muhtarlarla her hafta nasıl bir araya geldiğini görsün. Seçim var. AK Parti teşkilatları tüm illerde, tüm şehirlerimizde ve ilçelerimizde. Tamamen sahada. Milletvekillerimiz sahada. Teşkilatlarımız sahada. Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız günde iki il mitingi yapıyor en az. Bugün üç. Salı günü İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam dört ilçe. Sonra aynen devam. Her gün koşuyor. Ha bir yandan da ülke yönetim sorumluluğuna devam ediyor ve bunları taşıyor. Peki ana muhalefetin genel başkanı ne yapıyor? Onların bu noktadaki çalışması gerekenler ne yapılıyor? Vallahi aşkına çalışan yorulmaz diye üstad boşuna söylememiş. Dolayısıyla bu millet aşkının, bu çabanın inşallah biz milletimizle hemhal olmanın karşılığını 31 Mart seçimlerinde sorumluluğu üstlenerek alacağız. Rasim Başkan, 31 Mart işin bittiği gün değil, işin asıl başladığı gün. 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle mühürü ve sorumluluğu alıp 5 yıllık hizmet maratonunun, çalışma maratonunun milletin içerisinde koşup işte biraz evvel ilan ettiğim projeleri hayata geçirmenin koşusunun başladığı gün olacak. Rabbim bu noktada ve bu yolda bizlerin yardımcısı olsun. Sizlere karşı bizleri mahcup etmesin. Sizin gibi yol arkadaşlarıyla bizlere birlikte yürüme şerefini, fırsatını verdiği için de Rabbime binlerce şükür olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. 31 Mart akşamı Demokrasi Bayramımızda buluşmak üzere diyorum. Sayın Bakanım, sizi bir müddet daha sahnemizde misafir edeceğiz. Sayın Bakanımıza refakat etmek üzere İl Başkanımız Sayın Mustafa Rauf Yanar'ı, Belediye Başkan Adayımız Sayın Rasim Arı'yı, Milletvekilimiz Sayın Mustafa Açıkgöz'ü, Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Atilla Seçen, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Ahmet Dolaşmaz'ı hatıra fotoğraf çektirmek üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Birazdan meclis üyesi adaylarımızı alacağız. Onlar da lütfen hazır bir şekilde beklesinler efendim. Sokak sokak hizmet etmeye, herkesi bir bir dinlemeye, bayrakları getirebiliriz kardeşlerim. Bir bardak çay içmeye, hasbihal etmeye geldik. Kardeş olup el ele vermeye, çalışıp alın teri dökmeye, gönülleri fethetmeye, kapınıza aşk ile geldik. 16 yıldır bugünlere biz birlikte geldik. Daha yolumuz var, 7'den 70'e biz size söz verdik. Ferhat gibiyiz, canla başla dağları bile deliriz. Evet, i̇şte Nevşehir, işte Nevşehir, AK kadrosu. Belediye meclis üyesi adaylarımız Mehmet Savran, Ayşe Bilgiç, Abdurrahman Gündüz, Nafiz Dirikoç, Tuğran Paslanmaz, Nazmiye Ceren, Hüseyin Daldiken, Furkan Türker, Ahmet Ağar, Nuray Şentürk, Salih Türkçü, Esma Mutlu, Hamza Köybaşı, Bektaş Demir, Erhan Kartal, Mustafa Gürcan Ezilmez, Hüseyin Çakır, Özge İdecesen, Fatih Belada, Nevin Kırım, Hacı Güngör, Ali Kemal Öncül, Yusuf Bıyık, Yaşar Birgöl, Cemal Ulukuş, Vural Akcan, Kazım Korkmaz, Yaşar Cihan Sözleri, Esat Özaltın, Ersan Erkut, Ahmet Dolaşmaz, sizleri de sahnemize davet ediyoruz. Yeşiliyle, bahçesiyle, yaşlısı.
Nevşehir'imiz için gece gündüz demeden, saat mevhumu gözetmeden, kapı kapı dolaşıp gönül belediyeciliğini anlatan bu güzel ak kadromuz sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorlar. Ferhat gibiyiz canla başla, dağları bile deliriz evvelallah, bitmeyen aşkla durmayız asla. Belediye meclislerimizi birazdan seri bir şekilde fotoğraf karesine davet ediyoruz. Belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyor. Onları yerlerine davet ediyoruz. Ve şimdi de ilçe başkanlarımızı, ilçe belediye başkan adaylarımızı, belde belediye başkan adaylarımızı tek tek anons etmek suretiyle hatıra fotoğrafı çektirmek üzere sahneye davet ediyoruz. İlçe başkanlarımız Acıgöl Ramazan Gül, Avanos Ahmet Fatih Kesal, Derinkuyu Hakan Demir, Gülşehir Erkan Çiftçi, Hacı Bektaş Emrah Demir, Kozaklı Orhan Topçu, Merkez İlçe Edip Avşar, Ürgüp Ali Özer. Sahnenin diğer tarafından gelebilirsiniz efendim. İlçe belediye başkan adaylarımız Acıgöl Ercan Ertaş, Avanos Şaban Topuz, Derinkuyu Bülent Aksoy, Gülşehir Fatih Çiftçi, Hacı Bektaş Şenay Gök, Kozaklı Akif Kabukçuoğlu, Ürgüp Mehmet Aktürk. Belde belediye başkan adayları Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Beldesi Yasin Güneş, Tatlıların Beldesi Olcay Günbey, Çalış Beldesi Kazım Yılmaz, Kalaba Beldesi Erdal Yorgancı, Özkonak Beldesi Abdülkadir Macit, Yazıhüyük Beldesi Cengiz Çavdar, Çat Beldesi İbrahim Ertürk, Göre Beldesi Mustafa Topçu, Göreme Beldesi Mehmet Uğur Çakmak, Kavak Beldesi Dursun Neiş, Kaymaklı Beldesi Ali Altu, Nar Beldesi Süleyman Özçelik, Sulusaray Beldesi Bayram Yılmaz, Uçhisar Beldesi Osman Süslü, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesi Mustafa Ateş, sizleri de sahneye davet ediyoruz. Ve şimdi hep birlikte bizimkisi bir aşk hikayesi şarkımızı seslendireceğiz. Haydi gençler, haydi Nevşehir. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Bu cennet vatana atanmış bir aşk hikayesi. Bizimkisi gönül işi, tevazuyla, samimiyetle, gayretle, önce millet, önce memleket, önce Nevşehir dediğimiz kutlu bir dava hikayesi. İşte başkan, işte Nevşehir, işte ak kadroları. Bizimkisi roman gibi biraz. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hemen ardından hiç üzülme, ağlama. Dombramızı hazırlayalım arkadaşlar. Bu güller i̇şte Nevşehir'in için, güçlü, büyük, ikimizin. Çalışkan Nevşehir'imizi, Türkiye'nin parlayan yıldızı, bir dünya markası yapacak ak kadromuz. Nevşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Rasim Ağabey ve Nevşehir'imizi çalışmalarıyla, aşkla, gece gündüz demeden güçlü Türkiye'ye taşıyacak dağlarında başkanı ak kadromuz. İşte Nevşehir, işte başkan Rasim Arın. Olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Tüm bayraklarımız dalgalansın.
Sayın milletvekillerimize, sayın il başkanımıza, saygıdeğer meclisi adaylarımıza, il başkanlığımıza, il kadın kollarımıza, il gençlik kollarımıza ve siz değerli nevşehirlerimize sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla. Recep Tayyip Erdoğan inandığı yolda gider yıllardır beklenen lider Recep Tayyip.